Platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, devam ediyoruz. Stüdyo New York programında ve dün özellikle bakıldığında Ürdün saldırısı ve yansımalarını takip etmeye çalışmıştık. O taraftan yeni açıklamalar olabilir ve bir taraftan da Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink bir insan üzerinde ilk beyin çipi ameliyatını gerçekleştirdi diyelim efendim. Tüm bunları tartışacağız. Çok değerli gazeteci Betül Yürük olacak karşımızda diyelim ve hemen kendisiyle hem Ürdün meselesi hem de diğer gelişmeleri konuşalım. Öncelikle İstanbul'dan, Ortaköy'den iyi geceler, bizim için iyi sabahlar. Hoş geldin. Günaydın Murat, iyi yayınlar, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Dün biraz aslında haftaya olumsuz dış politika haberleriyle başlamıştık. 3 Amerikan askerinin hayatını kaybetmesi sonrası özellikle İran üzerinden yeni bir saldırı olabileceğini de göstermişti. Burada birebir muhatap artık ABD İran gibi gözüküyor. Aslında hani söylemesi bile çok ciddi bir tehlike yaratabilecek bir etmen. O tarafta yeni gelişmeler var mı diye hemen sözü sana bırakalım. Murat, evet, dünkü saldırının ardından pazar günü gerçekleşen ve 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Aslında ne ABD ne de İran Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaştan yana. Çünkü Amerika'ya geldiğimizde Biden yönetimi gerek Ukrayna'da Rusya'ya karşı dolaylı bir savaş, gerek Asya'da Tayvan üzerinden Çin'le gerilim sürerken ve içeride de seçimlere giderken Orta Doğu'da yeni bir savaşa girmek Biden'ı çok fazla zora sokacaktır. Bu nedenle yapılan açıklamalar da bugün Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby'nin İran'la kesinlikle gerilim istemiyoruz, kesinlikle bölgede yeni bir savaş istemiyoruz yönündeydi. Ancak Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından Orta Doğu'da ABD üstlerine 160'tan fazla saldırı gerçekleşti ve Biden yönetimi bu saldırıların caydırıcılığı için ve İran destekli grupların yeniden tekrar saldırılarda bulunmaması için bir karşılık verecek. Son saldırının ardından da tekrar hatırlatalım, 3 ABD askeri hayatını kaybetti, 40'tan fazla da şu an yaralı var. Kesinlikle karşılık vereceklerine ve bu saldırının karşılığın zamanının daha sonra belirleneceğine yönetimden yapılan yetkililerden biz de duyduk. Ama Washington'da konuşulan şu da var. İran'a ABD'nin direkt saldırması son derece riskli. Çünkü bölgede zaten endişe devam ederken savaş daha geniş bir alana yayılacak mı, yayılmayacak mı? Bu gerilimi daha da artıracaktır. Ancak Biden yönetiminin önümüzdeki günlerde kısa süre içerisinde direkt İran'ı vurmak yerine Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta İran destekli grupları hedef alması bekleniyor. Washington'da bu tarz açıklamalar geldi. Bu tarz bir saldırının yapılacağı konuşuluyor diyelim ve sözü tekrardan sana bırakalım. Evet, bir taraftan da tabii Elon Musk'ın dünyayı yönlendirmesi devam ediyor her anlamda, teknolojik anlamda. Burada beyin implant şirketi üzerinden beyin ameliyatı gerçekleştirildi ve çip ameliyatı değil mi yapıldı? O detayları merak ediyorum. Yani aslında başka bir şeye doğru gidiyoruz. Sanki böyle aslında örneğin dinozorlar tam 200 milyon yıl boyunca bu evrende yalnız yaşamışlar. Sonrasında dünyaya yaklaşan bir gök cismiyle birlikte maalesef dinozorların dönemi kapanıyor. Ama hiç insanın olmadığı tam 200 milyon yıl boyunca bu evren üzerinde yaşamışlar. Sonrasında işte bitkiler de yaşamış ama şimdi de insanoğlu, bizler yaşıyoruz. Hani bir şeye dönüşeceğiz belli. Yani insanoğlu da o, bilmiyorum inanıyor musun ama evrim teorisine göre bir şeye dönüşüyoruz. Ama ileride gelecekte belki de bir mekanik insan, yarı robotik ya da tam robotik olacak şekilde farklı insan türlerinin de olabileceği söyleniyor. Hızlı bir şekilde teknolojiye de şahit oluyoruz. Bir taraftan yapay zeka zamanın ötesinde buluşlar da yapıyor. Umarım birçok hastalığa da en azından bu anlamda deva olur ama bu tarafta özellikle Elon Musk fark yaratmaya devam ediyor. Nedir bu ameliyatın önemi diye Betül sana söyleyelim. Bir taraftan da şeyi düşünüyor musun, yani geçmişte mi yaşamak isterdin? Mesela 80'ler çok eğlenceliymiş. Yani 80'lerde, 70'lerde yaşamak, o dönemin gençleri çok mutluymuş.
90'lar, biz 90'lar çocuğu olduğumuz için ben 90'ları çok seviyorum. Ama gelecekte yaşamaktan da bir taraftan da korkuyorum ama bir taraftan da merakım da var. Yani sen gelecekte mi yaşamak isterdin? Geçmişte mi diye önce sana sorayım. Veyahut da ne kadar bir gelecekti? Hani bu 50 yıl sonrası mı yoksa bir 500 yıl sonrası mı? Çünkü 500 yıl sonra herhalde dünya ve hiç bilmediğimiz bir evren olacak. Önce onu sorayım, sonra da Elon Musk'ın yeni icatlarını tabii ki. Murat, öncelikle evrime inanan bir insanım. Onunla başlayayım. Sonuçta günümüze kadar çok fazla dönemlerden geçtik, evrildik. Geleceği bilmek biraz endişe verici olabilir bizim açımızdan. Ancak bu yeni gelişmeler de son derece heyecan verici. Ben bu şekilde en azından kendi düşüncemi belirtmiş olayım. Elon Musk'a gelecek olursak, gerek SpaceX olsun, gerek Tesla olsun, gerek de eski adıyla Twitter, yeni adıyla X olan sosyal medya platformunda sık sık adından söz ettiren bir kişi, milyarder girişimci. Son olarak da Neuralink şirketi, daha önce de bununla ilgili haberler çıkmıştı. İlk kez olması açısından çok önemli. İnsan üzerinde bir mikroçip denendi. İnsan beynine bir mikroçip yerleştirildi. Bunun onayı ABD tarafından verilmişti. Ve daha önce maymunlar üzerinde denenmişti bu çalışma ve pozitif şekilde sonuçlar alındığı açıklanmıştı. Bugün de Elon Musk bizzat kendisi sosyal medya platformundan bu açıklamayı yaptı. Peki bu çip kime takıldı ve bunun detaylarına biraz bakacak olursak, onay aslında şu koşullarda, şu şartlarda verildi. Uzuvlarını kaybetmiş bireylerde ya da felç geçirmiş bireylerde denenmesine onay verildi. İlk aşamada, çünkü bu çalışmanın amacı, beyin çiplerinin insan üzerinde denenmesinin amacı felç ya da körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeye yönelik ve engelli bireylerin hayatlarını ve hayat kalitelerini nasıl iyileştirebiliriz? Bu amaçla yapılan bir çalışma ve bu çalışmaya Neuralink'in ilk ürününe telepati ismi verilecek. Bunu da Elon Musk sosyal medya hesabından duyurdu. Aslında heyecanlı bir taraftan da endişe veren, çünkü en ufak bir hata nelere sebep olabilir henüz bilinmiyor. Evet. Çok fazla bilinmeyeni de var. Her ne kadar maymunlar üzerinde denenmiş bir çalışma olsa da ilk kez bir insan üzerinde denendi. Dediğimiz gibi bunun koşulu da bu bireylerin, gönüllü bireylerin uzuvlarını kaybetmiş olması gerek. Çalışmanın detaylarıyla ilgili çok fazla bir açıklama yapmadı net Elon Musk. Kısa ve net bir şekilde duyurdu. Neuralink şirketinden de hani kim üzerinde, kadın mıydı, erkek miydi bu çalışmaya katılan kişi, ama şunu biliyoruz. Onu da Amerika'dan verilen onayda bu kişinin uzuvlarını kaybetmiş birisi olması gerek ya da felç geçirmiş birisi olması gerek. Önümüzdeki günlerde gerek Elon Musk gerek Neuralink bu konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşır mı? Bekleyeceğiz ve olursa sizinle ekranlarda paylaşmaya devam edeceğiz. Umarım tabii ki şifa bekleyen, bu anlamda iyileşme bekleyen hastalara da dertlerine deva olur diyelim. Çünkü özellikle dünyada maalesef kansere özellikle yenik düşen birçok kişi var. Onlardan bir tanesi de dün kaybettik. Çok önemli bir profesörü. Çok teşekkür ederiz Betül Yüre'ye New York'tan aktarmış olduğu bilgiler için diyelim. Evet, maalesef günümüzün rahatsızlığı ve şifa bekleyen önemli hastalardan bir tanesi, belki de en önemlisi bakıldığı zaman kanser maalesef. Ve dün Marmara Üniversitesi'nin Finansal Bilimler Fakültesi'nde Profesör Doktor Güçlü Okay hocamız çok genç yaşta bu hastalığa yenik düştü diyelim, ama tabii çok bir öğrencisi olarak sermaye piyasalarında özellikle Finansal Bilimler Fakültesi, eski adıyla Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'nda çok değerli akademisyenler vardı. Güçlü Okay öncülüğünde bizlere bu emekleri vererek sermaye piyasalarında piyasalara uzman haline getirdiler. Kendisine tabii ki Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı umarım cennet olacak. Tüm Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi akademik kadrosuna ve Güçlü Hocamızın ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diyoruz efendim. Bu haberle, bu acı kayıp haberimizle bülteni tamamlayalım. Yarın tekrar görüşürüz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.